Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular ve konuşulmayan arka planlarıyla birlikte olacağız. 5 yıldır oğlunu arıyor. Devlet giderken görmedi, şimdi bilmiyor. Deniz Öztürk'ten söz ediyoruz. 5 yıl önce oğlu eski eşi tarafından kaçırıldı. İşi de götürüldü. 5 yıldır el yordamıyla çocuğunu arıyor. Yetkililer kayıtsız. Eğitimin kalitesi arttı. Tabii tırnak içerisinde öğretmene para yok, öğrenciye tehdit var. Tabir yerindeyse cezaevleri çığırından çıktı. Şiddet bitmek bilmiyor. Cihan Aydın, Diyarbakır Baro Başkanı bizlerle olacak, durumu anlatacak. Çok ciddi bir iddia var. Daha doğrusu videoları izliyoruz, videoları görüyoruz. İddia olmaktan çok ötede. Barınakta neler yaşanıyor, Diyarbakır'da, Ayvan Barınağı'nda neler yaşanıyor sorusuna cevap arayacağız. Filiz Kaya bizimle olacak. Stüdyomuza katılacak. Kanlı pazar kuruldu. Sadece hayvanlar, canlılar öldürülmüyor. Bir yandan da üzerlerinden nemalanıyor bilgisi var. Gerçekten çok korkunç. Dilerseniz başlayalım. Şimdi yıllardır eşinin işi de kaçırdığı oğlunu arıyor. Deniz Öztürk. Babası balığa götürüyorum dedi. Sakarya'dan aldı, işi de götürdü. 5 yıl oldu annesi. Oğlunu arıyor. 3 yaşındaydı Yavuz Öztürk oğlu. Sakarya'dan Antep'e, Rakka ve Deirozor'a uzanan bir hikayeyi, çarpıcı bir insan hikayesini ekranlarınıza getireceğiz. Ama bazı soruları da soracağız tabii bu arada. Mesela şunu anlatmamız gerekiyor belki de. IŞİD sonrası tüm dünyada bu kadar militan, onların aileleri, çocukları ne olacak sorusu soruluyor. Türkiye'den biliyorsunuz çok yoğun katılım oldu. Üstelik tüm geçişler, Suriye geçişleri Türkiye üzerinden de özellikle 2013-2015 yılları arasında devlet o gün basının, muhaliflerin, vekillerin uyarısına rağmen, bölgede yaşayanların uyarısına rağmen bunları görmedi. Şimdi de yakınlarını soranlarla ilgilenmiyor. Sayı belirsiz. Arayışta olan aileler, yakınlarını arayanların aileleri inisiyatifler kuruyor. Fakat dünyada durum böyle değil. Gerçekte kimse işçilerin geri dönmesinden yana değil. Tabii ki çocukları bundan muaf tutuyor herkes. Ama istatistik var dünyada. En azından geçen hafta Almanya'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan belli sayıları alabildik. 1050 kişinin katıldığını söylediler bize. Üçte biri bu insanların geri dönmüş. Irak ve Suriye'deki cihatta tırnak içerisinde ölenlerin sayısı da 220 ve tutuklu Alman vatandaş sayısı 80. Şimdi Türkiye'de el yordamıyla her şey, istatistikler de el yordamıyla, bilgiler de el yordamıyla, belgeler de el yordamıyla, insanların yaşadığı dramlar da el yordamıyla. Çarpıcı bir öykü. 5 yıldır gerçekten oğlunu kendi başına arıyor ve çok uzun zaman önce oğluyla iletişimi oldu. İlk gittiği zamanlarda Yağız sormuştu. Kırmızı arabam duruyor mu? Anne, sen ne zaman buraya geleceksin diye. Çok akıllı bir politika izledi. Kendisi kocasının, eşinin bütün ısrarlarına rağmen IŞİD saflarına katılmadı. Şimdi anlatacak Deniz Hanım bize başından geçenleri ve bu çarpıcı öyküyü. Deniz Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim Mike Bey. Çok teşekkür ederim.
Ben biraz özetlemeye çalıştım. Bugün de yazımı bunun üzerinden kurdum. Gerçekten çok çarpıcı bir hikaye. 5 yıldır oğlunuzu arıyorsunuz. İzleyicilerimiz şunu merak ederler. Bu hikaye nasıl başladı? Eşiniz IŞİD'le nasıl tanıştı? Ve oğlunuzu ne şekilde, ki biliyorum hikayeyi, yalan söylemeyen o zamana kadar eşiniz, oğlunuzu nasıl IŞİD saflarına götürdü? Siz ne zaman tekrar oğlunuz konusunda ümitlendiniz? Dilerseniz hepsini anlatın. Erk Bey, eşim 2013 yılında 13 Ekim günü balığa çıkıyoruz diye yazı da alarak birlikte balığa gittiler. Sonunda o gece eve dönmediler. Araçlarının bozulduğunu, bizim bu gece Yalova'da kalacağız, yarın geleceğiz şeklinde konuştuk. Ertesi gün eşimin yeğeni tarafından bana bir paket geldi. İçerisinde bir cep telefonu ve içinde bir mektup vardı. Ben Suriye'ye gidiyorum, İslamiyet'i yaşayacağım. Sen de hemen bir bilet alarak Antep'e gel şeklinde. Ve cep telefonu çalmaya başladı. Karşımdaki eşimdi. Deniz, hemen bir bilet buluyorsun ve buraya geliyorsun şeklinde bir telkinde bulundu. Şimdi ne yapacağımı bilemedim doğal olarak. Eşimin gidebileceği ve görüştüğü arkadaşları bulmaya çalıştım. Eşinizin bu eğilimleri, yani IŞİD'e olan sevgisi ve sempatisi ne zaman başladı? Çünkü süre çok kısa, çok kısa zamanda bir dönüşüm var. Bu çarpıcı olabilir. Gitmeden önce son 6 aydır değişimler başladı eşimde. Kendisi sohbete gittiğini söyledi. Ama bize ona sorduğumuzda, işte Serkan sen sohbete gidiyorsun fakat siz orada neler anlatıyorsunuz ya da neler paylaşıyorsunuz diye sorduk. Eşimize arkadaşlarımızın arasında sadece sohbet ediyoruz şeklinde yanıtlar verdi. IŞİD'le ilgili herhangi bir ilgisi olduğunu evde hiç anlamadık. Bize hiç belli etmedi. Murat Yetişircan isminde bir arkadaşıyla tanıştı iş yerinde. Fabrikada çalışıyordu eşi. Onunla birlikte sohbetlere gitmeye başladı. Ve benden bir gün örtünmemi istedi. Bunu daha önce hiç konuşmamıştık. Ben de kendisine normal bir şekilde örtünebileceğimi söyledim. Bunun için biraz alışveriş yaptık ve bir hafta sonra bana eşimin çarşaf giymem gerektiğini, bu şekilde örtünürsem benimle birlikte olamayacağını söyledi. Ve bu konu üzerine biz boşanalım diye konuştuk. Fakat o da Yağız'ı çok sevdiği için Yağız'ın büyürken görmek istediğini ve boşanmayalım diye beni ikna etmeye çalıştı. Ve ben düzeldiğini sandım. Aramızı düzeltmeye çalıştı. Birlikte bir şeyler yapmaya başladık ve hiç bu konuları açmadık. Bu arada sadece oğlunuzun 2018 yılına ilişkin, son konuşmanıza ilişkin görüntülerini de biz ekrana veriyoruz. Oraya da geleceğiz. Yani nasıl son kez görüştüğünüz konusuna da. Devam edebilirsiniz. Örtünme konusunu kapattık ve normal hayatımıza devam etmeye başladık. Aramız da düzelmeye başladı. Belki evliliğimizi kurtardık diye düşündüm ben. Fakat eşim bu süre zarfında çeşitli bankalardan, 23 bankadan 230 bin lira değerinde kredi çekiyor ve işten ayrılıyor. Gideceği yerleri ve götüreceği insanlarla görüşmeye başlıyor. Ben bunu gittikten sonra öğreniyorum. 13 Ekim günü biz balığa gitmek istiyoruz. Eşim, arkadaşları da gelecek ve arkadaşlarımın çocukları da gelecek. Yağız da bizimle gelsin diyerek evden ayrılıyorlar. Ve ertesi gün dediğim gibi cep telefonu ve mektup geliyor. Sonra biz o gün emniyete gidiyoruz. Polis karakoluna gidiyoruz önce bulunduğum bölgede. Aslında Deniz Hanım, burada çarpıcı bir nokta var. Önce polis karakoluna gidiyorsunuz, Serdivan yaşadığınız yerdeki, evet. Sakarya'daki Serdivan, evet. Polis karakoluna gidiyorsunuz. Ardından da polisler sizi alıyorlar, terörle mücadele şubeye götürüyorlar. Siz içeri alınıyorsunuz bir tek ve telefonun hoparlörü açık. Lütfen ne kadar süre eşinizle ara ara konuştuğunuzu söyleyebilir misiniz? Saat 1 civarı terörle mücadeleye gittik o gün.
Akşam 11'e kadar, 23 sularına kadar emniyetteydik ve gün boyunca eşim bir saatte bir, yarım saatte bir, belli aralıklarla beni arıyordu ve hoparlörden konuştuk. Yanımızda da 4 tane polis vardı. Ve ben onların yanında kendisiyle görüşüyordum. İşte geliyorum, işte bilet arıyorum. Gün boyunca kendisini oyalamaya çalıştım. Bana Antep'te olduğunu söyledi. Bilet alarak buraya geleceksin. Geldiğinde de seni bir aile karşılayacak. Ama bir çarşaf alarak gel. Yanına başka bir şey almana gerek yok. Sana orada belli bilgileri verecekler. Biz farklı bir evdeyiz. Kadınlar farklı bir evde. Eğer Yağız'ı görmek istiyorsan bunu yaparsın şeklinde konuşuyordu benimle gün boyunca. Ben de kendisini geleceğime inandırdım. Oyaladım. Ve sınırdaki karakollara Yağız'ın resmi gönderildi. İşte sınırdan geçemezler şeklinde bize o gün yorum yapıldı. Fakat ben emniyetten çıkana kadar hala gitme taraftarıydım. Çünkü nereye gittiğini ve nerede olduğunu zerre kadar bilmiyordum. Hani bana IŞİD'e katıldı, işte Suriye'de böyle bir örgüt var. Bundan bir haberdim o güne kadar. Ve emniyetten çıkmamıza yakın bir polis memuru bana dedi ki, kızım senin eşin bir cahillik yapmış. Sen sakın gitme. Benim ailem ve eşimin ailesi de oradaydı. Sen gidersen senin için hiçbir şey yapılmaz. Çocuğun için sen burada kalıp mücadele edebilirsin diye bana çok güzel bir akıl verdi. Ben de onun o sözüne inanarak burada kalarak mücadelemi başlattım. O gün biz emniyetteyken eşimin ailesi benim emniyette olduğumu, kendisini şikayet ettiğimi söyledikleri için eşim bana güvenmeyi bıraktı. Güvenmedi. Onu kandırdığımı düşündü. Yaklaşık 2-2,5 ay iletişimde kaldık eşimle. Kendisi geleceğim, işte hazırlıklar yapıyorum, işte ailemle aramı iyi tutmaya çalışıyorum, onları da üzmemem gerekiyor diye bir 2 ay kadar oyaladım. Fakat kendisi çok sert çıkışlarda bulunuyordu ve bir kere beni Yağız'la konuşturdu. 28 Ekim günüydü ve anne neden gelmiyorsun dedi. Ve oynadığı ve çok sevdiği kırmızı bir arabası vardı. Anne, kırmızı arabam duruyor mu diye bir soru sordu. Ve bir daha hiç sesini duymadım. Eşim de telefonu kapattı ve 29 Ekim günü geçiş yaptılar. Bunu siz biliyorsunuz çünkü eşinizle, eşinizden öğrendiniz. Evet. Sonrasında evet. Ama. Sonrasında geçiş yaptılar. Tabii bunu, bütün bilgilerimi ben bugüne kadar emniyette paylaştım. Geçiş yaptıkları günü, oldukları yeri. Zira geçişi yaptılar. Geçtikten sonra da bir süre daha görüştük. En son 2 Ocak 2015 günü birlikte gittikleri abisinin eşi Arzu Öztürk bana eşimin onlara göre şehit olduğunu ve Yağız'ın benimle kalacağını, bana hiçbir zaman vermeyeceğini, annesini unutacağını söyledi. Çünkü sen kafir bir kadınsın, bizim gibi değilsin ve sen çocuğun için gelmedin. Onu da şikayet ettiğimi bildiği için benimle bu şekilde konuştu. Ve benimle iletişimi tamamen kesti. Ne kadar ulaşmak istesem de mesajlarıma geri dönmedi. Ve eşim o gün arabada bir telefonunu unutmuştu, hattını unutmuştu. Ve içerisindeki telefon numaralarından isimlerin sonuna hep kardeş eklemeleri vardı. Örnek veriyorum, Ahmet kardeş, Ali kardeş gibi. İşit jargonu. Bu isimleri tek tek aradım. Ulaşmaya çalıştım. Ulaştıklarım da oldu. Fakat kendi kafa yapıları benimle uyuşmadığı için beni hep dışladılar. Bir iletişim kuramadım. Ama hepsine tek tek ulaştım. Aslında burada çok trajik, belki de trajikomik bir durum ortaya çıkıyor. Siz bunlara el yordamıyla ulaşıyorsunuz ama emniyet ulaşamıyor. Ve sonrasında iş yerinde gidecek bir arkadaşı vardı bulundukları fabrikadan. Daha önce gitmek için eğilimde bulunmuş ve Sakarya'da kalmış bir arkadaşı vardı. Bununla gideceğini üstüne basa basa söyledim. İsmini de verdim. Fakat o da gitti. Yani onun da gidişine göz yumuldu. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte
Gittiler, şu anda da oradalar. Sonrasında ölüm haberi geldikten sonra ben kimseye ulaşamadım doğal olarak. Eltim benimle görüşmüyordu. Orada ulaşabildiğim kadınlar oldu. Arkadaşlarının eşleri. Murat Yetişircan'ın eşine ulaştım. Fakat bana hiçbir şekilde dönüş olmadı. Sonrasında bir iki sefer haber yaptık. Sonrasında bir ekip geldi. Polis ekibi. Onlarla beraber bir yol aldık bu konuyla ilgili. Bulundukları yerle alakalı ipuçlarını toplamaya çalıştık. İşte Yağız'da sünnet yaptılar. Oradaki resimlerden, oradaki çocuklardan hangi ailelerle birlikte olduklarını öğrendik. Hı-hı. Birbirlerine benzeyen insanları benzeterek o şekilde. Nerede olduklarını öğrendik fakat elimizden hiçbir şey gelmedi. Nerede olduklarını bilsek de ulaşamıyorduk bir şekilde. Peki polislerin o sanıyorum ki gelen 3 sivil polis var kapınıza. Evet. Size söyledikleri ilginç bir nokta var. Diyorlar ki, yani dediler ki biz girişimleri yaptık. Gerçekten de bu konuda onlara inanıyorum yaptıklarına. Fakat her gidenin orada yazdığı bir vasiyet varmış. İşte çocuk burada kalacak. Eşimin de yazdığı. Yağız Türkiye'de olmayacak. Burada kalacak. Mücahit olacak. Ve annesinin yanına gitmeyecek şeklinde bir vasiyet yazıyorlarmış. Biz o yazılan vasiyet yüzünden çocuğumuzu alamadık. Bir şekilde ben kendi bilgilerimi oraya gönderdim. Bir video çektim gönderdim. Fakat o vasiyet olduğu için oradaki başlar, yani onların başları, ben onlara benzemediğim için ve vasiyet orada olduğu için çocuğu bana vermediler. Hukuksal bağlayıcılığı olmayan, en azından Türk devleti için bir durum olduğunun evet. Parantezini açalım. Evet. Orada başvurabileceğimiz resmi bir kurum olmadığı için devlet olarak bir girişimde bulunamadı. Peki, şimdi 5 sene oldu ve siz önceki konuşmalarımızda bana şunu ifade etmiştiniz. Artık ben çocuğumu bulmak istiyorum ve cenazesine bile razıyım. Aslında bulmak istiyorum demiştiniz. Bundan sonra başka gelişmeler oldu. Bir şekilde sizinle temas kurduk. Oğlunuzun hala Suriye'de olabileceğine, bir kampta tutulduğuna yönelik bilgilerimiz de var elimizde. Şimdi tabii işin farklı boyutları da var. Bu çocuklar, oğlunuz 3 yaşındaydı, 8 yaşına geldi, 5 senedir bir IŞİD hayatı içerisinde. İşin psikolojik, sosyolojik boyutlarını merak ediyorum. Yani bu konuyla ilgili oğlunuzu kucağınıza aldığınızda endişeleriniz var mı? Hissettiğiniz şeyler var mı? Açıkçası çok korkuyorum. Yani bugüne kadar hep kendimi en kötüsüne hazırladım. Ben ve ailem olarak hep aileme telkinde bulundum. Evet, kavuşacağız. Ama içimde bir taraf hep en kötüsünü düşündü. Hani en kötüsü olursa ne olur? Ve bir anne olarak bunu savundum hep görüştüğüm kişilere de. Ben Yağız ölmüş bile olsa cenazesini buraya istiyorum. Hani dirisini geçtim, ölüsüne bile razıyım. Evet, psikolojik olarak çok etkilendiğini biliyorum. Ben de bir anne olarak çok etkilendim. Ve inanıyorum ki benim ona karşı duyduğum sevgi her şeyi düzeltecek. Çünkü ben onu çok özledim ve çok seviyorum. Odasını hiç bozmadım. Oyuncakları olduğu gibi duruyor. Ve biz 3 yaşına kadar ben onunla büyüdüm. Onunla çocuk oldum. O da benimle 3 yaşına kadar büyük şeyler kazandı. Birlikte oyunlar oynuyorduk çünkü. İnanıyorum ki her şey çok güzel olacak. Fakat onu gördüğümde korkuyorum. İlk tepkim ne olur? Nasıl bir şeyde bulunurum? Hiç bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Ama her şey güzel olacak. Buna inanıyorum artık. Umuyoruz. Bir de son belki özel bir soru. Eşinize karşı içinizde herhangi bir husumet, nefret ya da bir duygu, bilmiyorum, taşıyor musunuz? Ben eşimle severek evlendim. Gittiği gün şu tabiri kullandım. Sen benim ciğerimi söktün. Çünkü evladım benim canım ciğerimdi. Ona karşı hissettiğim hiçbir duygu yok. Yaşıyor olsaydı ona neden sorusunu sormak isterdim. Benim vicdanım çok rahat çünkü bir eş olarak, bir anne olarak.
Serkan, bana bunu neden yaptın diye sormak isterdim. Ama hesabımız çok uzun yıllar sonra görülecek. Diğer tarafa bıraktım. O yüzden ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Onu Allah affetsin. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı Deniz Hanım? Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Fakat eklemek istediğim şey şu. Beni duyanlar, beni dinleyenler, lütfen ben oğluma kavuşmak istiyorum artık. Giden ve gelen bir sürü çocuk var. Onları gördükçe gerçekten içim çok sızlıyor. Lütfen evladıma kavuşmak istiyorum. Bunu umut ediyoruz. İyimser İnşallah. Bir biçimde. Evet. Peki, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle Deniz Hanım. İyi akşamlar, çok sağ olun. Evet, durum bu. Yani buradan şöyle bir şeye de ulaşıyoruz aslında. Suriye politikası ve IŞİD ilişkilerinin bedeli herkese ağır oldu. Yani sadece meydanlarda bombalar patlamadı. Suruç'ta 33, Ankara'da 103 kişi, Diyarbakır'da 5 kişi yaşamını yitirmedi. Ailelerin canı yandı. Çocuklar işi de kaçırıldı. Ne yazık ki bir devlet politikası ülkenin durumunu, insanların durumunu buraya getirdi. Şimdi devlet politikasından söz etmişken atlayamayacağımız bir konu var. Cezaevleri çığırından çıktı. Şiddet bitmek bilmiyor. Bu arada insanlar cezaevlerinde üst üste yatıyorlar. Bu yetmezmiş gibi rutin hale geldi. Kaba dayak ve Diyarbakır'da 19 gündür 19 gündür bir mahkum açlık grevinde bulunuyor. Çok yoğun şiddet gördüğü için. Bu arada tarafımız Elazığ cezaevinde, çok özür diliyorum. Bu arada tarafımıza ulaşan yakınlar var. Diyarbakır cezaevinden aynı şiddete maruz kaldığını söyleyenler var. Şunu diyorlar, dövülen bir mahkum iddiası bu. Sayıma kalkmadığı için 3 gün üst üste dayak yedi. Bütün dişleri döküldü. Şimdi Kahramanmaraş'a sürgün edildi. Ardından da tedaviye gönderilmedi deniyor. Şimdi soracağız bunları Cihan Aydın'a, Diyarbakır Baro Başkanı'na eğer hattımızdaysa. Evet. Cihan Bey, iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Cezaevlerinde durum malum. Çok yoğun bir biçimde kamuoyu bunu tartışıyor. Muhalefet bunu tartışıyor. Ve yoğun işkence, darp iddiaları var. Üstüne üstlük insanlar üst üste yatırılıyorlar koğuşlarda. Ve bana dün Diyarbakır cezaevinde yakınının kaldığını söyleyen bir arkadaşımız, bir izleyici ya da okuyucu diyelim, sayıma kalkmamış diye işte mahkumun ağzının burnunun kırıldığını, sonrasında tedavi edilmediğini ve Maraş'a sürgüne yollandığını söyledi. Siz genel olarak ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sizin elinize ulaşan bu şekilde bilgiler de var mı? Elazığ'da ne oluyor? Diyarbakır'da ne oluyor? Lütfen bir anlatır mısınız? Evet, teşekkürler. Türkiye hapishaneleri son dönemlerin en büyük krizlerini yaşıyor. En ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya. Tabi bazı cezaevleri de özel uygulamalar var. Sonra keyfiyete varan, hukuk tanımayan, hukuk dışı birçok uygulama var. Sizin bahsettiğiniz
üst üste yatma meselesi birçok yerinde geçerli. Böyle bir şikayet var. Zaten Adalet Bakanlığı'na kadar bu verileri paylaşmasa da şu anda Türkiye'de hapishanelerde sanırım 40 bin civarında kapasite üstünde kalan var. Yani kapasitenin üzerinde 50 bin kişi kalıyor. Dolayısıyla bu kişiler merdiven hapisliklerini sürdürüyorlar. Bunun yanı sıra Elazığ cezaevinde yasal olarak koşulları olmamasına rağmen yani çok sayıda mahpus tek kişilik hücrelerde tutuluyor. Yani arkadaşlar, çok özür diliyorum. Bağlantıda sanırım bir sorun var. Bunu telefonla da yapabiliriz belki Cihan Bey. Daha rahat olur işimiz. Bu arada arkadaşlar, siz telefonu hazırlarken de diğer bir haberimiz var eğitimle ilgili. Belki onu gireriz. Diyoruz ki eğitim kalitesi arttı. Tabii göreceli bir durum bu. İki haberimiz var. Arka arkaya bu haberlerin gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bir, öğretmene para yok. İki, öğrenciye tehdit var haberi. İzleyelim haberimizi. İsmimle reklam yapmayın diyen öğrenciye hakaret, tehdit ve küfür. SB adlı öğrenci Ağustos 2019'da Diyarbakır Bismil ilçesinde hedef özel eğitim kursuna kayıt yaptırdı. Ancak aynı zamanda kurum hissedarlarından biri olan öğretmenle yaşadığı tartışma neticesinde dershaneden kaydını sildirdi. Dershaneye olan borçlarını ödeyerek kurum ile ilişiğini kesti. Ardından öğrenci seçme ve yerleştirme sonuçlarına göre Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Ancak kendi isminin olduğu kurumun reklamıyla karşılaştı. İsminin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine dershane yönetimi kendisine hakaretler edip tehdit etti. Öğrencinin ismi de kaldırılmadı. Öğrenci şikayetçi oldu ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Bir haberimizde Doğa Koleji'nden öğretmenler uzun süredir maaşlarını alamıyor. 8 bin çalışana kurumun ismini de veriyoruz. Çünkü çok yoğun şikayetler var bu konuda ve çok yoğun temaslarım oldu benim geçen hafta. 8 bin personele ödeme yapılmıyor. Bunun yerine yöneticilerin başka bir sektöre, inşaat sektöründe de firmaları var. Ona ödemeler yapıldı. O konudan yüründüğü üzerine bilgiler var. Şimdi bu eğitimle ilgili, eğitimdeki skandalla ilgili haberi de izleyelim. Doğa Koleji'ndeki 8 bin öğretmen ve çalışanın maaşları aylardır ödenmiyor. Pek çok kampüste yatırılmayan elektrik, su ve telefon faturaları nedeniyle hizmetlerde kesintiler oluyor. Öğretmenler kurum sahiplerinin velilerden peşin aldığı ücretlerin diğer iş kolu inşaata yatırıldığını ileri sürüp burada eğitim yok, ticaret var diyor. Doğa Koleji 2016'da kurucusunun Ömer Saçaklıoğlu olduğu Metal Yapı ve Konut şirketince satın alındı. Genel Müdürlüğünü Ali Rıza Lüle'nin yaptığı, okullarda bu tarihten itibaren niteliği düşen eğitim, fabrikasyon mantıkla ticari bir kimlik kazandı. Kampüslerin başarısının kayıt oranları üzerinden ölçüldüğü bir döneme girildi. Maaş ödemeleri 12 ay üzerinden yapılan sözleşmelerde de belirtildiği üzere her ayın 5'i ile 10'u arasındaydı. Fakat 2018-2019 eğitim öğretim dönemine sarkmaya başladı. Uygulama rutine döndü. Yönetim, sözleşme yenileme döneminde elindeki öğretmenleri kaçırmamak ve velilerin kulağına kadar giden maaş sorunuyla itibar kaybetmemek için maaşları zamanında ödedi. Böylece hukuki yollara başvurmaya hazırlanan emekçilerin önünü de kesti. Ancak okulların tatile girmesiyle yaz dönemi maaş ödemelerini adeta rafa kaldırdı. Şimdi çalışanların hiçbiri Mayıs sonundan beri maaş alamıyor. Öğretmenlerin başka hakları da adeta gasp edildi. Her eğitim dönemi başında onlara verilen eğitim ödeneğine kurumca el konuldu. Aylarca yatırılmadı. Öğretmenler şimdi de yönetim bizi tazminatsız olarak işten çıkarmanın yollarını aramaya koyuldu, diyor. Maaş ödemelerinin yanı sıra pek çok kampüste elektrik, su, telefon faturaları da yatırılmadı. İşten atılan öğretmenlerle eğitim seviyesi düştü ama Doğa Koleji Giresun'a açacağı yeni kampüsün boy boy reklamlarını yapıyor. Öğretmenler
kıdem tazminatlarını ve yaygın işsizlik nedeniyle kolektif bir tepki geliştiremediklerini söyleyerek aileler etkileniyor, on binlerce kişi büyük mağduriyet içinde, diyor. Evet, Cihan Bey ile Skype üzerinden bağlantımız zor olduğu için telefona geçtik. Bir kez daha kendisine iyi akşamlar diyelim. Kusura bakmayın Cihan Bey, sizden ya da bizden bir sıkıntı oldu. Telefonda daha rahat iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Rica ederim, önemli değil tabii ki. Şimdi devam ediyorduk. Siz cezaevlerindeki doluluk oranlarından söz ediyordunuz. Evet, yani bir yandan yüzlerce ya da binlerce mahpus merdiven altlarında işte döşeklerin üzerinde ya da battaniyelerin üzerinde uyurken, öte yandan bazı cezaevlerinde, ki bu cezaevleri son dönemlerde ağır hak ihlalleriyle gündeme gelen Elazığ cezaevinde çok sayıda mahpus yasal koşullara uygun olmamasına rağmen tek kişilik hücrelerde tutuluyorlar. Yani yasaya göre sadece ağırlaştırılmış ceza alan mahpuslar tek kişilik hücrede infazlar yapılabiliyor olmasına rağmen henüz yargılaması devam eden, yani tutuklu statüsünde olan kişiler bile şu an Elazığ hapishanesinde maalesef tek kişilik odalarda tutuluyorlar. Dolayısıyla yani bir maalesef artık bir standart yok cezaevlerinde. Bir standarttan, bir hukukilikten, bir yasallıktan bahsetmek mümkün değil. Tamamen bir keyfilik hali var. Cezaevi personelinin ve önemli ölçüde de cezaevi idarecilerinin keyfine kalmış bir şekilde son derece hukuk dışı ve keyfi uygulamalar var. Elazığ cezaevlerinde son dönemde bu yaygınlaşarak devam ediyor. Bu öteden beri Elazığ cezaevinde yaşanan sorunlar var. Bizim cezaevi komisyonumuza mahpusların kendileri, aileleri neredeyse her hafta çeşitli sebeplerle başvurular yapıyorlar. İşte biz de bu başvurular üzerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızla birlikte, cezaevi komisyonumuzla birlikte durumun vehametini bir kez biz de gözlemledik orada. Gerçekten. Peki somut örnekler verebilir misiniz Cihan Bey? Mesela bu vahamete ne şekilde örnek verdiniz? Şunu gördük, mahpuslarla görüşürken bazı mahpuslar avukat görüş odasında üstlerini çıkardılar ve meslektaşlarımıza gösterdiler vücutlarındaki morlukları, şişlikleri, işkence izlerini. Avukatlara gösterdiler, meslektaşlarımıza gösterdiler ve biz yetkililere çağrıda bulunduk. Cumhuriyet Savcısına, Adalet Bakanlığına, Ceza Teftiş Evleri Genel Müdürlüğüne, Kamu Denetçiliği Kurumuna lütfen gidin buna tanıklık edin diye biz çağrıda bulunduk. Yani bizim açımdan gerçekten son derece şaşkınlığa uğradığımız bir durumda. Evet, Elazığ cezaevinde çeşitli ölçekler de var ama bu kadar aleni, bu kadar pervasızca ve bu kadar yaygın bir şekilde işkencenin uygulanmasına, bir cezaevinde işkence uygulanmasına ilk kez tanıklık ettik. Yaklaşık bir 15'e yakın odada kalan, koğuşta kalan kişiler gece odalarına girmek, koğuşlarına girmek suretiyle darp edilmişler feci şekilde. Biz görüşmemizden hemen sonra Elazığ savcılığıyla da bazı görüşmeler yaptık ve peşin sıra hemen bir suç duyurusuna bulunduk. Orada sıcağı sıcağına mahkum mahpuslardan aldığımız bilgileri derleyerek bir dilekçeyle savcılığa sunduk ve lütfen hızlı bir şekilde bu kişileri bir sağlık kurumuna, bir adli tıp kurumuna gönderin ve bu işkenceyi tespit edin, sorunlar hakkında soruşturma açın diye talepte bulunduk. Aldığımız bilgilere göre, hani teyitli değil, yani bu konuda itham etmek istemem ama bize gelen bilgilere göre bu işkenceye uğrayan mahpuslar maalesef hala bir sağlık kuruluşuna çıkarılmamışlar. Dolayısıyla bir kayıtsızlık hali, bir işkenceye göz yumma hali de bizim açımızdan söz konusu. Eğer bu kayıtsızlık devam ederse adli makamlar da, yani savcılık da bu konuya eğer ilgisiz davranırsa, biz bu meseleye ilişkin olarak onlar hakkında da suç duyurusuna bulunmayı düşünüyoruz.
Peki bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. Kaç işkenceye uğrayan mahkumdan söz edebiliriz? Elazığ özelinde soruyorum bunu. Şimdi bu konuda tabii kesin bir sayı vermemekle beraber işte yaklaşık 10-15 koğuşta ikişerli bazı koğuşlarda bir kişi, tek kişi bazı koğuşlarda 3 kişi var ama takriben 40-50 civarında mahpusun işkenceye maruz kaldığı yönünde duyumlarımız var. Yani çünkü biz hepsiyle görüşme şansımız olmadı. Bir kısmı önemli, bir kısmı hükümlü olduğu için bunlarla vekaletimiz olmadığı için görüşme şansımız olmadı. Ama görüştüğümüz mahpuslar bize bu bilgiyi verdiler. Biz tek tek oda numaralarını da yazarak, oda numaralarını da belirterek dilekçemizde bu kişilerin mutlak suretle bir adli bir sağlık kuruluşuna sevklerini talep ettik. Dediğim gibi o konuda bir gelişme sağlanmadığı yönünde duyumumuz var, teyitli olmamakla beraber. Peki son bir soru soracağım, bağlantıyla da kapatacağım. Diyarbakır cezaevine yönelik, sizin baronuza daha doğrusu yönelik gelen ortalama bir şikayet sayısından söz etmeniz mümkün mü? Cezaevlerinde zulüm yapılıyor başlıklı. Yani neredeyse her hafta 3-5 mahpus çeşitli gerekçelerle. Yani aklımıza gelebilecek birçok sebeple. Aile görüşleriyle, cezaevindeki işte hobiye çıkma, spora çıkma sebepleriyle, yemeklerin kötü olması sebebiyle, tek kişilik odalarda tutulmaları sebebiyle gibi bir dizi bir mahpusun yaşayabileceği ne kadar hak ihlali varsa bunlar baronumuza başvuru yapıyorlar. Biz geçen hafta Diyarbakır'daki kampüs cezaevine de bazı cezaevlerini gezdik. Açık cezaevini, kadın cezaevini de ziyaret ettik. Maalesef bu cezaevlerinde de durum Elazığ kadar vahim olmasa da bazı çeşitli ölçeklerde, çeşitli başlıklar altında ihlaller var. Tabii bu kadar mahpusun yaşadığı, bu kadar mahpusun olduğu bir ülkede bu kadar denetimsizlik, bu kadar kayıtsızlık, bu tür ihlallerin yaşanmasının temel sebebi olarak görüyoruz. Ve maalesef bu yaşanan bu ağır ihlallere ilişkin olarak da yargının kifayetsiz tutumu, keyfi tutumu, yargının bunlara göz yumması da bu ihlallerin sürekli bir şekilde cezaevlerinde yaşanmasının temel sebebi olarak görünüyor. Peki. Baronuza özel son bir soruyla kapatmak isterim. Yargıtay'ın açılış daveti var. Uzun süredir ilk kez sizin baronuza da böyle bir davet katıldı. Davete gitmeyecek baro sayısı, illerin baro sayısı 31 oldu. Siz bu davete gitmeyi düşünüyor musunuz? Bugün bu konuda tabii çok sayıda telefon aldım. Sosyal medyada da çok sayıda bu konuda görüş var. Bu görüşlerin bir kısmının haksız olduğunu düşünüyorum. Biz şunu söyledik. Biz davete gideceğiz ve gitmeyeceğiz diye bir fikir beyan etmedik. Diyarbakır Barosu olarak biz yetkili kurullarımızla bu işi konuşacağız. Mesele gidip gitmeme meselesi değil sadece. Niye gitmeyeceğiz ya da eğer gideceksek niye gideceğiz? Bunları da Diyarbakır Barosu'nun tutumuna, tarihine, geçmişine uygun bir şekilde kamuyla paylaşmak istedik. Mesela gidip gitmeme meselesi değil. Niye gitmediğimiz ya da eğer gideceksek niye gideceğimizi de tatmin edici bir şekilde bizim kamuyla paylaşmamız lazım. Biz bunu yetkili kurullarımızla konuşacağız. Araya bayram tatili girmesi hasebiyle gerek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, gerek Türkiye Barolar Birliği delegesi olan arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatımız, şansımız olmadı. Biz arkadaşlarımızla bir araya gelip bunun altyapısını da topluma sunmak istiyoruz. Gerekçelerini de topluma sunmak istiyoruz. Olumlu ve olumsuz, yani kararımız her ne olursa olsun bunu da en azından kendi açımızdan toplumun buna ne kadar tatminkar bulur veya bulmaz, o konuda bir şey diyemem ama biz kendi açımızdan Diyarbakır Barosu'nun duruşuna uygun bir şekilde bir gerekçe de ortaya koymak durumundayız. Dolayısıyla bunu da pazartesi günü takriben 10-11 gibi kamuoyuyla paylaşacağız bu konudaki görüşlerimizi. Peki
Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. İyi akşamlar diliyorum. Evet, şimdi bir stüdyo konuğumuz olacak. Bir katliamın peşine düştü. Canlı katliamı, köpek katliamı. Avusturya'da yaşıyor ve bugün gerçekten karayoluyla 9 saati göze alarak stüdyomuza geldi. Sırf bu peşinden gittiği trajik konuyu anlatabilmek için kanlı bir pazar kurulmuş diyor. Barınak'ta, Diyarbakır'daki hayvan barınağında neler yaşanıyor? Şimdi kendisine soracağız Filiz Kaya'ya. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, teşekkürler. Önce ayağınıza sağlık demek isterim tabii. Çok uzun bir yolculuğu göze aldınız. Çünkü anlatmak istedikleriniz evet, var. İnsanın anlatmak istedikleri olunca da kendimden biliyorum. Gerçekten durum böyle oluyor. Az çok sizin izlenimlerinizden, sizin edindiğiniz bilgilerden durumu biliyoruz. Ama tane tane ben size sorarak bir ilerleme kaydetmek istiyorum. Siz 11 Haziran'da sanıyorum Avusturya'dan kalktınız. Kendi memleketiniz olan Diyarbakır'a gittiniz. Evet. Ve bir barınağa girmek istediniz. Bir köpek barınağına girmek istediniz. Çünkü sizin de hayatınız köpeklerin arasında geçiyor. Bir köpek eğitimcisiniz. Aynı zamanda evet. Ve hayvan dostu olmakla ilgili. STK'larda çalışıyorsunuz Avrupa'da. Şimdi barınağa gittiğinizde aşağı yukarı 50 köpek gördünüz. Ne oldu? Ne gördünüz? Sizi dehşete düşüren şey, bizi de dehşete düşüren şey aslında neydi? Aslında şöyle söyleyeyim. Ben bir senede iki tane Diyarbakır'dan sokak köpeği getirdim. Avusturya'da yuvaya verdim. İkincisi de 4 aydan beri bir anne ve 10 bebek benim şeyim altındaydı. Korumam altındaydı. Ve orada da zaten işte bunda da biraz kağıt süreçleri çok sürdüğü için o yüzden de hani yapılana kadar ama bebekler büyüdüğü için şantiye tehlikeli olduğu için dedim gideyim hem onlara çiftlik kuralım. Emniyetli yere alalım ta ki kağıtları bitene kadar. Aslında gitme sebebim bunlardan dolayıydı. Ve bir hayvansever bayanın bana böyle bir şey söyledi. Hadi gidelim Filiz dedi. Bir barınağa da bakalım mı dedi. Çünkü Diyarbakır'dan uzaktır. Aracım yoktu. Pek gidemiyorum dedi. Sen de buradayken gidelim mi? Tamam dedim. Mama aldık. Girdik içeriye. Girdiğimde zaten girer girmez bir gözaltı hapsine giriyorsunuz. ve oradakiler hemen size diyor hani getirdiğiniz mamaları buraya teslim edip biz kendimiz vereceğini. Ben de hayır dedim. Biz kendimiz dağıtacağımız. Çünkü gerçekten ben barınaktaki hani ilk defa bir barınağa giriyordum. Hani Türkiye'nin bir barınağına giriyordum. Ve oradaki köpeklerin, hayvanların psikolojisini açıkça ölçmek istedim. Ve girdiğimde de kendim mama verdiğim zaman gerçekten korkunç bir görüntü vardı. O yani daha boşaltmadan iki elim kanda kaldı. Yani o bir parça elimde parça yemeği koparmak için. Köpekler elinizi ısırdı yani. Evet aynen. Bir parça ekmeği yani iki elim kan içinde kalmıştı zaten. Ondan sonra ben hatta dedim siz bunlara yemek vermiyor musunuz? Yok veriyoruz tabii ki de yalanlıyorlardı ama belliydi. Yani hayvanlar o kadar açtılar ki anlatamam sizi. Zaten görüntü de vardı çekilmişti orada da. Arkadaşlar Filiz Hanım'ın bizle paylaştığı görüntüleri de beni hiç kullanmayın. Ekranı bölün. O görüntüleri de seyrederek sohbetimize devam edelim. Sonra orada bir küçük bebek vardı. Titriyordu elime aldım. Ve alancıya sordum neyi var önce sordum. Dedi ki bir şey yok dedi. Ama tabii böyle size nasıl söyleyeyim. Hani böyle korkuyor hani böyle tereddütlü olur ya bir insan söyle bir şey söyle sorduğunuz zaman. Beni kaldırın arkadaşlar görüntüleri verin öyle daha verimli olur. Evet. Sonra ben bunu çok sıkıştırınca şey yaptı. Dedi ki yok dedi aşı vurulmuş Dünay'ın. Hayır dedim bu ne zamandan beri 3 haftalık bebeğe bir aşı veriliyor. Yani imkansız. Sonra dedim başka bir şey verilmiş. Sonra baktım en son bana dedi ki ya evet dedi. Ben dedim buna başka bir şey verilmiş. Evet dedi doğrudur dedi. Yalnız dedi peki dedim neden burası böyle? Çok sıkıştırınca. Zehir verildi. Evet. Yani orada tahminim zaten ben dedim buna zehir gibi bir şey verilmiş.
O da dedi ki, yani dediğiniz doğrudur. Abla dedi, bana fazla bir şey sorma dedi. Burada kötü şeyler dönüyor dedi. Yani dedi, yani şey, tahmininiz doğrudur bana söylemişti. Tabii ki de sonradan orada bir tane yaralı bir bebek vardı. Ağrısı vardı, patisi kırıktı. Çok acı çektiğini gördüm ve aldım kucağıma. Dedim, neredesin veteriner? Dedi, içeridedir. Orada oturuyordu. Tabii baş veteriner, hekim hanım kendi kliniğindeydi. Çünkü dışarıda bir de özel kliniği varmış bayanın. Kendi kliniğindeydi. O özel klinik meselesine geleceğiz. Orada zaten onun bir yardımcı veterineri vardı işte, orada öyle. İçeride oturuyordu. Ben de içeriye girdim. Tabii çok sinirliydim ben. Oturduğunu gördüm. Ben de kalk ayağa dedim. Kalk dedim. Bir çık dışarıya dedim. Siz burada dedim, dışarıda dedim, hayvanlar ölüyor dedim. Hayvanlar acı çekiyor. Hayvanlar aç dedim. Nasıl sen burada oturabiliyorsun dedim. Bana dedi, sen kimsin dedi. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Dedim, ben Filiz'im dedim. İstediğim şekilde seninle konuşurum. Dedi, polis çağırırım. Çağır dedim o zaman polisi dedim. Beni tehdit etmeyeceksin, yapacaksın dedim. Sonra dedi, seni buradan atarım dedi. At dedim, hadi. Değil dedim, Türkiye'yi dedim. Avrupa'yı dedim, senin başına yıkarım. Hadi at dedim. Sonra işte böyle şey yaptık. Baya bir itişme şey oldu. Sonra kalktı, bir telefon görüşmesi yaptı, geldi. Çok değişmişti. Ya dedi, işte kusura bakma ablacığım, biz birbirimizi yanlış anladık. Hani bir telefon görüşmesinden sonra bu oldu. Sonra hemen aldı köpeği, götürdü, serum taktı. Tabii ben arkasından gidene kadar zavallı hayvancağızın ayağı komple kanda kalmıştı. Hatta ben orada kızdım, dedim siz dedim bir serum da takamıyorsunuz dedim. Şu hayvan hali nedir? Sonra zaten ben baktım ağrısı da biraz dinmişti. Ona sarıldım, başını okşadım. O da zaten benim boynumu yaladı o sıra. Burada ağlıyorsunuz. Daha önce dinledim bu hikayeyi, evet, sizden. Çünkü çok kötü bir şeydi benim için. Sonra zaten ben yanımdaki bayana dedim, artık nefes alamıyorum burada. Lütfen çıkalım. Zaten ben çıktıktan sonra, yani biz çıktıktan sonra, yani duyduğuma göre serumu hemen çıkarıyorlar. Onu da zehirliyorlar. Peki şimdi aslında iddiaları biraz derinleştirelim. Tabii ki de. Diyorsunuz ki günde 10 köpek ölüyor. Evet. Ve en az. En az 10 köpek ölüyor bu barınakta ve yerine yenileri geliyor. Aynen, sayı böylece bir sirkülasyona dönüşüyor. Öte yandan köpek yavrularının bir araçta öldürüldüğüne yönelik sizin izlenimleriniz ve şahitliğiniz var. Evet, yani şöyle bir şey, mesela ihbar yapılıyor. İhbarda zaten bazen, yani bu Diyarbakırlılar hepsi de bilir hemen hemen. Yani ihbarla arıyorlar, zaten gitmiyorlar. Çoğuna gitmiyorlar. Yani çok arandığı zaman mecbur kalıp gidiyorlar. Yani getirdikleri zaman işte, eğer zaten içeride bir anne köpekler varsa ikinci bir grubu almıyorlar. Tabii onların işi bitene kadar. O gelen maalesef anne yolda gelirken iğne vurulup göğüsüne zehir verilip zaten barınana kadar geliyor anne. Ve aracın içindeki 7 tane yavrusu da işte tekniker bayan dediğimiz aracı hiç indirmeden direkt aracın içine, yani kontrol etmeden, hiç bakmadan etmeden direkt aracın içine binip maalesef bütün zehirleri vücutlarına sıkıp zaten 10 dakikaya yakın bir acı, büyük bir acıyla zehirlenerek ölüyorlar ve sonra siyah poşetlere koyulup. Siz bunu gördünüz. Yok, ben görmedim ama öyle oluyormuş. Yani oranın içinde bu oluyor. Peki şimdi köpeklerin açlıktan birbirini parçaladıklarını söylüyorsunuz. Evet, ben buna da şahit oldum. Çünkü barınakta hayvanlar açlar. Şimdi aç olan köpek hem çok havlar hem de birbirine saldırır. Saldırmada nasıl olur? Eğer bir köpek orada güçsüzse o köpek, güçlü olan gider o güçsüze saldırır. Yani bu böyledir. Ama maalesef işte dediğim gibi biz zaten ben orada da fark ettim. Mesela orada kalmış bir hafta veya işte daha kaç günden beri zaten yemek yemediğinden hayvan maalesef güçsüz düşüyor. Düştüğü zaman ne oluyor? Yeni dışarıdan gelen hayvan güçlü oluyor, onu boğmaya çalışıyor. Çünkü ondan güçlüdür. Bu yemek konusuna geleceğiz. Eziyet iddiaları var ve görüntülerimiz de var. Bu eziyet görüntüsünü bir getirip hayvanlara eziyet meselesini anlatalım. Bu olay geçen sene olmuş. Maalesef gerçekten çok büyük bir acı. Yani burada zaten hani baktığınız zaman aslında
psikolojiklerine hani bazı insanlar bakar hayvanlar kaçıyor veya ateşle girmek istemiyor görün. Aslında orada bir panikleşme var. Korku var. Yani orada bir korku ve panikleşme var. Köpekler oradan kaçmak istiyor. Neden? Çünkü etraflarında çok ölüm oldukları için sonlarının da aynı onlar gibi korkması. Yani bir panik görüntüleri korkusu görüyoruz. Var. Evet. Aynen. Köpekler gelmek istemiyor. Aynen. Onun ötesinde çok önemli bir konu var aslında sizin iddialarınız arasında. Sadece mama getirilmiyor bu hayvanlara. Hayır. Aç olan bu hayvanlara. Yani aslında belediye bu barınağa mama gönderiyor. İlaç gönderiyor. Hayırsever insanlar var. Onlar mama gönderiyorlar. Ötesinde de jandarmadan her gün ekmek ve bir miktar çorba, çorba geliyor. Çorba geliyor, evet. Şimdi sonra bu sütlere, mamalara, jandarmadan gelen yemeklere, ilaçlara ne oluyor? Şimdi kısaca şöyle söyleyeyim. Veteriner hanımın kendisi ve grubu zaten saat 9'da gelirler. 9'da gelirler, kahvaltı yaparlar beraber. Ondan sonra onda hanımefendi bir gün önceden hayvanseverlerden gelen mamaları, sütleri ve bir gün önceki ki kendisi de zaten hemen alanda bağırır. Nerede benim dünkü tahsilatım, ekmek tahsilatım diye. Ekmek tahsilatı nereden gelir? İşte ekmek satışından. Yani o askeriyeden, 4 tane askeriyeden oraya o zavallar için ekmek gidiyor, yemeleri için. Peki o ekmekler ne oluyor? O ekmekler işte huzur evlerinde bir hurdacı var. Huzur evleri bu arada bir semt adı Diyarbakır'da. Evet. Oraya gidiyor kaç kilo oluyorsa artık yani günlük 150-170 TL karşılığında orada satılıyor. O adam da büyükbaş hayvanları aynen olan kişilere sattığını siz belgelediniz. Aynen zaten. Peki, de görünüyor. Peki onun ötesinde bu mamalar ilaçlarla ilgili iddialarınız da var. Şimdi zaten buradan bir kar yapıyor bu. Yani orada hayvanlar açken günde jandarmadan 150-170 TL daha aynen. Evet. Bir de bir bunların bir iddiası var ki bu biraz komik bir şey benim için şayet. Şimdi hanımefendi diyor ki ben diyor bu ekmekleri satıp ilaç aldım diyor. Poşet aldım diyor. Şunu aldım, bunu aldım. Arkadaş, senin belediyeye bir kamu iş yerinde çalışıyorsan, senin görevin orada çalışmak. Senin oradan, senin... Bunlar tahsil ediliyor, zaten evet, sana veriliyor. Veriliyor. Senin hakkın yok oradan hiçbir şey çıkarmaya. Sana bu yetkiyi kim veriyor? Kimse sana bu yetkiyi veremez. Oraya giren oranındır, bitti. Ve böyle bir şey, bunun bir cezası var. Yani ekmekler satılıyor. Evet. bir esnaf hurdacıya o büyükbaş hayvanlara satıyor. Peki şeyi de anlamak istiyorum. İlaçlar, mamalar. Burada çünkü daha sıkıntılı bir durum var. Evet. Yani burada bir pazar var anladığım kadarıyla. Yani siz veteriner diyorsunuz. Evet. Yani baş görevli demek. Baş görevli, evet. Doğru olacaktır. Bir pet shop açtı iddiaları var. Aynen. Bir kliniği var kendisinin dışarıda. Kendisi kamu görevlisi olduğu için kendi adına böyle bir şey yapması yasak. Yani kanunen yasaktır. O yüzden kendi gibi bir işte veteriner bir arkadaşın adına yani onun adına ama aslında kendisinindir. Onun adına beraber orayı işletiyorlar daha doğrusu. Ve oraya işte o gelen mamalar, bağış mamaları ki zaten ben resmini de göndermiştim. Orada zaten belli oluyor bağış maması olduğu. Bağış mamalarını gösterebiliriz arkadaşlar. Evet. Bağış mamalarını ya günlük işte kilosu 20 TL'den satıyor. Yani kilosu 20 TL'den de satıyor. Ve gelen zaten barınağa gelen ilaçlar oraya gelen hastaların mesela diyelim işte kliniğe gelen hasta köpeklere veya işte kedilere oraya uyguluyor. O ilaçları orada kullanıyor ve paraya dönüştürüyor. Firuze Hanım şunu mu anlıyorum? Şimdi bir barınak var Diyarbakır'da. Evet. Günde ortalama yani burada
50 köpek kalıyor. Günde ortalama 10 üzerinde köpek ölüyor. Bir sirkülasyon var. Ve köpekler hem zehirlenerek öldüğünü söylüyorsunuz siz. Çünkü bakmak istemiyor insanlar. Meşakkatli bir durum. Evet, evet, tabii ki de. İkincisi de bu köpekler üzerinden nem alandığını söylüyorsunuz. Buradaki çalışanların. Bu aslında çok daha korkunç bir boyut. Çünkü iş çeteciliğe gidiyor. Tabii tabii, aynen, bir şebeke kurulmuş içeriye. Yani bu baktığınız zaman burada bir şebeke var. Yani bu artık hani bir ahtapot gibi bir şebeke var. Yani o hayvanların üzerinden maalesef kanlı parayla, yani kan dökülerek orada bir para ticareti oynuyor. Yani ben hani evet ben para hani i̇şte ben bunlar size... zehirler mi bunlar? Yok, bunlar görüyorsunuz ne suları var, ne yemekleri var zavallıların. Benim bu dönemde Haziran ve Temmuzların döneminde görüyorsunuz burada zehir verilmiş bir bebek var. Arkadaşlar zehirlerin şeyi varsa poşetli hale, onları da gösterelim. Yani şudur aslında, bu jandarmadan hem hayvanlara eziyet ediyorlar, onların tabiri caizse onların bakın burada satış yapılıyor. Burada satış yapılıyor. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Burası da zaten muayene. Yani burası muayene. Bunu, gördüğünüz gibi orada zehir var. Zehir biraz var. Geri alalım. Biraz geri alırsak biraz daha ileri. Ve bunu da kendileri itiraf ettiler zaten. Yani burada şöyle bir şey, aslında ben zehiri Ankara'ya gönderdim. Arkadaşımız ekrana da verebilir içinde ne olduğunu, raporu. Ve arkadaşlar maalesef, zehir raporunu da verebiliriz bu arada. Evet. Ve maalesef, siz nasıl aldınız bunu? Almayı başardınız ya da? Ya bana gönderildi. Evet. Sizin içeride tabiri caizse bir... Ya bana işte hani bazı insanlar var artık dayanamıyor. Evet, dayanamamışlar. Dayanamayan insanlar var. Öyle diyelim. Hayvan severler oradan çekip bana, evet, gönderdiler. Evet, işte bu mu zehir raporu? Evet, aynen öyle. Burada. Gördüğünüz gibi çok büyük şekilde. Yani bunun ilacı içinde kene zehiri var, tentütiyot var, kalp hızlandırıcı var, uyuşturucu var, morfin var. Yani aklınıza gelmeyen ilaçlar var. Ve zaten bu bir, yani büyük bir, o kadar büyük, bunlar bir araya geldiği zaman yani bir fili öldürür bu derece. Ve zaten direkt kalbe veriliyor, kalbi hızlandırıyor. Yani o kadar kötü şeyler yapıyor ki o hayvanlar, hayvancağızlar 10-15 dakika gerçekten büyük acılarla ölüyorlar, katlediliyorlar. Ve bunu da en çok yapan tekniker hanımefendi şu kelimeyi diyor: benim ötenazi hakkım var, istediğim hayvanı öldürebilirim. Ya ben bunları duyduğum zaman inanın ki ben şok oluyorum. Bir tekniker ne zamandan, evet, beri ötenazi yapıyor? Ötenazinin usulleri vardır. Evet. Sen kimsin ki ötenazi yaparsın? Zehirler mi ötenazi yapıyorsun? Peki son bir şey daha soracağım. Aslında burada bir grup var dediniz. Evet. İşte canlarımıza daha doğrusu zarar veren, evet, onları beslemeyen, onlarla ilgilenmeyen, evet, insanlar var. Ve mamalarını satıp, evet, pet shoplar açıp bunlar üzerinden para kazanıyor bu insanlar. Bir de tabii seçilen insanlar konusunda da sıkıntılar var. Yani burada mesela köpeklere hiç dokunmayan insanlardan söz ediyoruz. Şimdi zaten aslında ben bunu şöyle bir şey bu arada söyleyeyim. Süremiz çok az kaldı. Tamam, bir iki dakikamız toparlayalım. Şimdi hemen bu şey bana, ben başka bizim aslında Selçuk Bey'e çok, Selçuk Başkan'a çok ulaşmaya çalıştım ama bir türlü görüşemedim kendisiyle. Çok yani ben 3 gün gerçekten 2 gün o belediyenin içine bas bas bağırdım sesimi duyurmak için. En son bir sağlık oda başkanıyla görüştüm ve o bana söz verdi, iyileştireceklerini söylediler. Yeni geldiklerini söylediler ve ben de ona güvendim, konuştuk. Ben ayrıldım, Avusturya'ya geldim. Ve maalesef ondan sonra ölümler tekrarlandı. Hiçbir çok şey az olmadı. Zamanımız kaldı. Yani demek istediğim, siyasete çekildik. Hani gerçekten bu olay siyaset bölümüne çekildi. Mesela STK başkanı çıktı, dedi ki neden Diyarbakır? Ki benim Diyarbakırlı olduğum bile bile bu bayan bunu söyledi. Yani orada dönen aslında bir yandan bir ticarethaneyi siyasetle kapatmaya çalıştılar.
Peki süremiz bitti. Çok teşekkür ederim. İletişimde kalacağız. Evet. Evet, durum ne yazık ki böyle. Sevgisiz insanlar kısmından bahsedemedik. Buraya yanlış seçilen insanlar var. Ve dinsel eğilimleri nedeniyle köpeklere dokunmayan insanlar da burada çalışıyor. Bu arada Diyarbakır Belediyesi'nin Doktor Selçuk Mızraklı'nın bu konuyu araştırdığını ve raporların beklendiğinde söylemeyi ihmal etmeyelim. Tekrar şunu söyleyerek. Son bir şey söyleyeyim. Son bir şey. Evet. Lütfen sizden rica ediyorum. Ben bunu 2 aydır söylüyorum. Lütfen bu içerideki veteriner eğer gittiyse, yani sürgün ettiyseniz, içerideki şebekesini de çıkarın. Tamam. Lütfen çıkarsınlar. Lütfen gerçekten oraya hayvansever insanlar alınsın. Bilinçli insanlar alınsın. Onlar Peki. da can taşıyor. Onlar da günahtırlar. Onlar da annedirler. Onlar da yavrudurlar. Peki. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ ayaklarınıza olun. Sağlık. Evet, haber peşinden diyen bu akşamlıkta bu kadar. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek dileğiyle.